Ne demişler? Düşenin lostu olmaz. Gördüğünüz gibi işin kolajına kaçmakta üzerime yok. Değil mi tatlı insan müsveddeleri sizi? Esma Hanım, kocanız ne zaman gelecek? Kendisi Maya takvimine göre yaşadığı için bu Marduk olayı biraz bozdu onu yatırım ortağı Mithat Bey. Eli kulağında gezer zaten. Birazdan gelir. Ha geldi ha gelecektir yani. Tanısanız çok seversiniz kendisini. Bir de ben tanısam da değil mi? Hanimiş benim kocam Hasan Paşa. Nerede kaldı bu imitasyon koca? Gelir efendim. Hiç merak etmeyin, birazdan gelir. Ah, geldi. Benim gözüm bir yerden kemiriyor bunu. Senin ne kocalığını gördük ki bulduğun kocadan hayır gelsin Hasan Paşa. İsmi ne bunun? Güzel. İyi, en azından az yakar. Hoş geldin. Aa, canım kocam benim, canım. Herkesin ortasında sırnaşma kız. Dur bakayım oturduğun yerde. Efendim tanıştırayım. Güzel Bey, Mithat Bey, Nedim Bey. Saygılar millet. Hoş geldiniz. Bilmediğim bir dille konuşuyor bu Hasan Paşa. Yoksa bana hem çakma hem de varoş bir koca mı ayarladın? Hatırlat okulda bana seni komple maaşından keseceğim. Kendisi okulumuzun mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi diye sormuştun ya. O şahıs. Bana da kısaca Dizel diyebilirsiniz. Esma Hanım'la ne kadar iftar etseniz azdır Dizel Bey. Senin iftar dediğin şeyle biz iftar yapıyoruz Mithatçığım. Yemek söylediniz mi? Ya karnım aç benim. Sağ olsun bizim hanım akşamdan gözyaşlarını ıslamış. Ya yoldan geldik bir ilgileneyim şu masayla. Bana yaşından bir 35'lik. Şu yolu bir yarılayalım. İçer miyiz Mithat Bey? Vallahi eşlik ederim ben. Benim kocama biri eşlik edecekse onu ben ederim efendim. Size ne oluyor? Koca derken iri manasında mı söyledim ben sana Hasan Paşa? Nereden buldun bu sonbaharda yaprakları dökülmüş çam yarmasını? Canım kocam benim. Gülme kız karı gibi. Ağır ol biraz. Olmaz arkadaşlar. Hak yerini bulacak. Söylememiz gerekiyor. Yani hiç düşünmeden etmeden bu gereksizliğin planına uyduk. Geldik fareleri attık teknenin içerisine ya. Ne fareymiş arkadaş. Bu ne şimdi? Oylama kardeşim, oylama. Söylemeyelim diyorsunuz yani. 6-1 diyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok, çoğunluğa uyacağız. Ama sonra nasıl söyleyin, ben yalan söyleyemem abi. Gerçeküstü bir kuru gibisiniz Nedim Beyciğim. Şimdi bu kocalık oyununu sizinle oynuyor olabilirdik. Üstelik benden rol çalmanıza da müsaade ederdim. Ama siz başka bir kadınla evlisiniz. Mithat Bey oyunumuzu anlarsa durum hepimiz için vahim bir hal alır ona göre. Nereden buluyorsunuz bu ortalama Ankaralı cümleleri bilmem ki. İstanbul özentisi bir İzmirli ya da ne bileyim İstanbul özentisi bir Bursalı olabilirdiniz. Geliyor. Ama nerede? Geliyor. Kusura bakmayın özür dilerim. Estağfurullah. Olayın özü şu Mithatçığım. Herkes şiddete hayır derken ben şiddete hayır diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Yanlış olmasın. Diğer yatırım ortaklarımız aileye çok önem veriyor Esma Hanım. Bu yüzden okulumuzu emanet ettiğimiz kişinin aile yaşantısını bizzat yakından takip etmek istedik. Evet. De. Yakınlaşırken bize sordunuz mu? Nasıl yani? Biz de aileye önem veriyoruz. Önem vermişiz ki kurmuşuz aileyi değil mi? Dokunmayın. Aileye önem veriyoruz diye çalıştığımız insanların da ailesini didik didik etmenin bir manası var mı? Oluyor mu yani? Olmuyor mu? Oluyorsa da ayıp oluyor.
Bu bizim özelimiz. Ay. Kimseyi ilgilendirmez. Dizel'cim, içten patlamalı, az yakan insan. Mithat Bey yemeğini... Ayda, sana konuş diyen oldu mu? Dizel Bey, sizin meslek neydi? Ben tok satıcıyım. Efendim? Tok. Doydum yani. İyi geldi yemek. Sizin iş dediğiniz şu para kazanılansa benim onunla işim olmaz. Ben gönül insanıyım. Gönül insanının da kazanacağı tek şey vardır. Kendisi. Ben de felsefeye pek meraklıyım. Vallahi artık sizinle daha sık görüşmek isterim Dizel Bey. Eyvallah. Neredesin kız iki saattir? Yemek diye başımın etini yedin, şimdi ortalarda yoksun. Geldim işte. Kocacığım yani böyle herkesin içinde şey yapmasak. Sizin gibi iyi anlaşan bir çifti seyretmesi bile keyifli. Esma Hanım, rahat olun lütfen. Eşinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Diğer yatırım ortaklarım da en az benim kadar memnun olacaklardır. Koç. Şu bizim hesabı bir kap bakalım. Güzel Bey lütfen. Hadi anam. Siz yatırım ortaklarınıza selamlarımızı söyleyin. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben müsaadenizi rica ediyorum. O zaman biz de kalkalım değil mi Hasan Bey? Kalkalım efendim. Kalkalım. Ben öderim Dizel Bey. Paramızla rezil olmasak. Kömseydin bizi buraya be. Biz neciyiz burada? Ya biz öldük mü? Sıfırları mı karışmış bunun? Ne olmuş ya? Senin şu kalan yemekleri de kemikleri falan bir poşete koyup sokak hayvanlarına verin de ziyan olmasın. Tamam efendim. Eyvallah. Artık rol yapmanıza gerek yok. Daha düzeyli konuşsanız. Hem kızınız yaşındayım diye bana kızım diye hitap etmenize izin veremem. Bırak da buna biz karar verelim. Kızım. Ben müsaade isteyeyim o zaman ufaktan. Yok öyle müsaade. Bu saatte bir kadın tek başına sokağa çıkamaz. Gel bakalım. Gir koluma. Kendine gel Esma. Ya da kendinden gidebildiğin kadar git. Oldu. Arabama da geldik. Tanıştırayım. Keyfi Dizel, Dizel Keyfi. Benimkisi kurşunsuz ama kusura bakmayın. Tamam. Arabam ısınana kadar beklemez miydiniz? Yok. Gideceğiniz yere kadar... Kocaya ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Hay, size iyi yolculuklar. Nasıl bir dolaylı yoldan teklif etmedir o? Nasıl da erkeksi maşallah. Ay! Yavşan! Ay çocuk yere düştü. Güzel Bey. Hadi yapışıyor mu sana genç? Ay yapma be. Bırak! Abi bırak abi. Yakışıyor mu sana genç? Abi bırak gideyim abi. Polise verdim abi. Hadi, hadi. Bu sizin galiba. Hay Allah. Bu kahramanlık hiç hesapta yoktu. Hem de en zayıf olduğum yerde. Hadi kızım hadi hadi. Sokak ortasındasın hadi kadın başına hadi. Peki bey.